Haber 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Günlerden pazartesi, saatler 13'ü gösteriyor ve bize Erzurum programı her zaman olduğu gibi startını alıyor. Evet, bir haftayı daha geride bıraktık. Erzurum'da malum gündem hep aynı, sorunlar var. Çözüm noktasında neler yapılıyor? Bunları buradan tartışıyoruz, yetkililere mesajlar gönderiyoruz. Ama işte o aması var ki maalesef gün geçtikçe büyüyen sorunlarımıza karşı çözüm noktasında hiçbir çaba, hiçbir gelişme göremiyoruz. Evet, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz, yorumcu arkadaşımız sevgili Dursun Ali Akkoç bizlerle birlikte. Kendisi Ankara'daydı. Ankara'ya gitti ama Erzurum ile karıştı. Bugün onu da konuşacağız. Bu arada stüdyomuzda kalabalık bir konuğumuz var. Sevgili izleyiciler, konuklarımız var. Malum dün Erzurum'da yine bir eylem vardı. Aylardır bir konu var ki bu konu bir türlü çözümlenemiyor. New City mağdurları, Karadayı mağdurları, Hasan-ı Basri konutları mağdurları, ne sayarsanız sayın. İnşaatçılık sektörü Erzurum'da can çekişiyor dedik. Şimdi adeta bir cenazeyi andırdı ve o tabutun kaldırılması bekleniyor. Ama gelin görün ki bu konuda gerek milletvekilleri, gerek iki tane Erzurumlu bakan olmasına rağmen, gerek inşaat firmasının yönetim kurulu başkanı ve gerekse belediye başkanları bu konuda çıkıp da net bir açıklama yapmıyor. Peki olan kimi oluyor? Olan işte o konutlardan daire alan, umutlarını bağlayan, ev sahibi olma hayaliyle yaşayan insanlar oluyor. Peki bugüne kadar bu insanlar neden sesini çıkarmadı? Son dönemlerde niye eylem yapmaya başladılar? Bunları da konuşacağız. 213-15-20 canlı telefon hattımız yine, mağdurlar varsa, ekran başında bizleri izleyen mağdurlar varsa bu numaradan arayıp bizlere ulaşabilirler. 213-15-20. Bu arada bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Onu hemen aktarayım. Karadayı ofisini açtı. Ahmet Metin Karadayı bugün ofisini açtı. Erzurum'un önde gelen inşaat firması Karadayı İnşaat son günlerde yaşadığı olumsuzlukların artık sonuna yaklaşıldığını belirterek önümüzdeki günlerde mağdurlarının vermiş olduğu mücadelede onları yalnız bırakmadığını göstermek ve sonucu her ne olursa olsun muhataplarının karşısında olmak adına günlerdir kapalı tuttuğu Vali Efendi Mahallesi'ndeki ofisini bugün sabah saat 9'dan itibaren açtı sevgili izleyiciler. Mağdurların çektikleri çileyi kat be kat fazlasıyla çektiğini ve onların çekmiş olduğu mağduriyetin son bulması için kendi öz ailesinden bile uzak durduğunu belirten Ahmet Metin Karadayı, hiç kimsenin hakkının yenilmediğini, herkesin hak etmiş oldukları mutlu yuvalarına kavuşmaları için çalışmalarını artık kendi ofisinde devam edeceğini belirtmiş uzunca bir metin. Ben özetini sizlerle paylaştım. Evet, Ahmet Metin Karadayı, hani birilerinin kaçtı, birilerinin yapamayacak, birilerinin Erzurum'dan gitti, yurt dışına yerleşti gibi iddiaları var. İşte bugün bu belgeyle Sayın Karadayı Erzurum'da mağdurların yanında ve bu işi çözmeye gayret göstereceğini belirten açıklamasını yaptı. Mağdurlar da bu programın ardından ofisine gidip çay içebilirler. Çünkü zaten kendisi de belirtmiş ki ofisimizde çay içmeye bekleriz diye bu açıklamayı da yaptıktan sonra Dursun Ali Akkoç, mesajlaşmayı bırak, konumuza dönelim. Evet, konuklarımız var bugün. Konu belli çünkü günlerdir biz bu konuyu dile getiriyoruz. Günlerdir bas bas bağırıyoruz. Tabii zaman zaman bizler tepki de aldık Kanal 25 olarak mağdurlardan ama canları sağ olsun önemli değil. Biz en azından vicdanen rahatız. Diğer basın kuruluşları yapar yapmaz bizi bağlamaz. Çünkü İki çeşit basın vardır. Bir yanlı basın, bir de tarafsız basın. Biz her zaman tarafsız basın olmayı seçmişiz. Evet. Ve o şekilde yayınımızı sürdürüyoruz. Taraflı basın olmaktansa bu mesleği bırakmak da bizim en büyük vaadimiz. Karadayı mağdurları ve dün bir eylem vardı. Bu sefer eylemin farkı biraz daha değişik bir eylem oldu. Ama yine yetkililerden bir ses çıkmadı. Sen gittikçe biraz profesyonelleşiyorlar değil mi? Evet.
yani işi, eylemin nasıl yapılacağı, nasıl ses getireceği konusunda mağdurlar biraz profesyonelleşiyor. Şimdi biz şunu hep baştan bu tarafa söylüyoruz. Erzurumlular olarak Erzurum yıllar yılı hep iktidarın yanında olmuş. Hep bu memlekete hizmet gelsin diye iktidarın yanında olmuş, iktidara destek vermiş ama bütün mahrumiyeti de Erzurumlular yaşamış. Biz yaklaşık olarak 5-6 aydır biz bu mağdurları konuşuyoruz. Programlarımızın yaklaşık olarak %10'luk kısmını biz muhakkak değiniyoruz burada. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar gerçekte kale alınmıyor artık. Yani sizin söylediğiniz hiçbir şeyin önemi yok. Ben diyor ki, ben ne düşünürsem benim düşündüğüm senin düşünmenden, senin sesinden daha önemli. Çünkü benim arkamda %50'lik bir kitle var. %70'lik bir kitle var diyor. Ve ben o %70'i alıp arkama aldığım için ben sizin adınıza düşünebilirim. Sizin adınıza karar verebilirim. Siz mağdur da olsanız sizin yaşam hakkınız yok. Şimdi böyle bir mantıkla yönetilen bir ülkede yaşıyoruz ve bizim bunun bariz örneğini de Erzurum'da yaşıyoruz. Bu gücü nereden alıyor? Diyor ki ben %70 oy almışım Erzurum'da. Kimse bana bir şey diyemez. Ben buraya istediğimi getiririm, istediğimi batırırım, istediğim şekilde burayı yaşarım. Şimdi dün akşam Ankara'dan gelirken havaalanında şöyle bir şey var. Afiş asmış belediye. Erzurum marka şehir olacak. Evet, doğrudur. Erzurum New City ile marka şehir oldu. Erzurum 2000'e yakın mağduruyla marka şehir oldu. Erzurum Türkiye'de inşaat sektörünün patladığı ilk şehir olma hasabıyla marka şehir oldu Erzurum. Doğru söylüyorlar. Yani marka şehirdir Erzurum. Ama 623 milyon dolar vergi borcuyla binlerce insanın E-Devlet yoluyla hacizin gittiği bir şehir olarak, inşaat sektörünün çöktüğü bir şehir olarak, iş adamlarının kovalayan bir şehir olarak, ithal yöneticiler getiren bir şehir olarak. Doğrudur. Biz bir marka şehiriz. Biz vefa bilmiyoruz. Biz halkımızın yanında değiliz. Biz böylelikle bir marka şehiriz. Biz bu memlekete gelen yatırımcıyı kovmakla, sanatçıya sahip çıkmamakla bir marka şehiriz. Doğrudur. Haklılar. Erzurum uğraşmalarına gerek yok. Erzurumlu olarak, Erzurum insanı olarak vefasızlığımızla, yaptığımız ayak oyunlarıyla biz bir marka şehiriz. Kimse uğraşmasına gerek yok. Palandöken'i, şuyu buyu hiçbir şeyi katmaya gerek yok. Biz İş adamlarımızı batırmakla biz marka şehiriz. Gelen yatırımcıları kovmakla biz marka şehiriz. Bugün İnege gibi 5000'e yakın insanın çalışabileceği bir sektörü buradan kovarak biz marka şehir olmuşuz. Hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Bunları yapan biziz. Yetki verdiğimiz insanlar da şuna güveniyor. Arkadaşım sen ne kadar konuşursan konuş. Sen neyi dillendirirsen dillendir. Benim arkamda %70'lik bir oy desteği var. Sen kimsin? Yine seçime gideceğim. Yine sandığı koyacağım buraya. Yine insanlar bana oy verecek. Sen istersen şöyle bir şey. Bir emekli maaşıyla 500 lira kira ver. Sabah makarnayı, öğle makarnayı, akşam makarnayı benim için önemli değil. Ben kendi villamda 3 tane hizmetçiyle, 4 tane hizmetçiyle kahvaltımı da yaparım. Kuş suyu da eksik. Önemli olan sen zaten bana %70'le destek oluyorsun. Şimdi biz bu şekilde yönetiliyoruz. Ben bir programda ne dedim? Dedim ki inşaat sektörü Türkiye'de patlayacak dedim. Bakın ben gezdim. Bu son gidişimde 5 il gezdim. 5 il. İnşaat sektörü bu şekilde zaten. Şu anda patladı. Ekonomik olarak siz darboğaz. Şimdi geçen bir programda bir program yaptık değil mi? Ekonomiyle ilgili. Evet. Şimdi bakın oyuna bakın. Orada
biz tam şey yapamadık. Diyor ki, ben diyor sizin vergi faizlerinizi affettim. Ama diyor, enflasyon oranına göre de bunun üstüne koyacağım alacağımı. Yani bak, sadece taksitlendirerek. Biz şu anda bu şekilde bir ekonomik darboğazın içerisindeyiz. Maalesef ki Erzurum'da bunun patlak verdiği, ekonomik olarak patlak veren ilin başında geldik. İki bakanımıza, onca milletvekilimize rağmen, onca yüz iktidara %60'larla, %70'lerle destek vermemize rağmen ekonomik sıkıntı Erzurum'da patlak vermiştir. Evet. Şimdi bir şey daha ekleyeyim ben Naci Bey. Çok kısa olursa çünkü konuklara söyleyeceğiz. Evet, şimdi konuklarımız da burada. Konuklarımız bakın 2000'e yakın. Ben bir açılış yapayım onlarla ilgili. Onların tabii ki söyleyecekleri şeyler var. Bu insanlar dertli insanlar. Bu insanlar yememişler, içmemişler, biriktirmişler ki ben bir ev alabileyim. Bakın bu şekilde bu insanlar. Şimdi bu insanlar kaç yıldır bunun mücadelesini veriyor? Yaklaşık olarak 1-1,5 yıldır değil mi? Bir arpa boyu yol almışlar mıdır? Alamamışlar. Arkalarında kimse yok. Ben buradan onlara bir müjde de vereyim. İnanır mısınız şu anda bankalar da oluyor ortak. Naci Bey. O nefsit ya bankalar da ortak. Şimdi bu insanlar diyor ki, şimdi gelen diyor ki, bakın belediye başkanına gidiyor, halledeceğiz diyor. Sıkıntı yok. İşte bir şekilde bir sene olmaz, iki sene. İş adamına gidiyor, ben ofis açtım, ben şunu yaptım. Ya neyi açtın kardeşim? İngiliz ortak olmuş oraya, İngiliz ya. İngiliz bankası ortak olmuş oraya. Arsalar nerede? Kimin elinde arsalar? Kime ipotekli arsalar? Neyin şeyini arıyorlar? İngiliz bankasına ortaklığı var oranın. Bankalara satılmış oralar. Tapusuyla, yeriyle, binasıyla satılmış oralar. Bak hepsi bankanın malı. Ne belediyenin, ne sitinin, ne de mağdurları. Banka yakında hepsini el koyacaktır. Evet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde NİF City ile alakalı bir soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya ama halen daha usulüye yanıt gelmedi. Bir telefonumuz var hattımızda şu anda. Selçuk Yıldız. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler. Sağ olun. Canlı yayındayız herhalde. Evet. İstanbul'dan arıyorum. Ben sizi tabii şu anda yani dinleme imkanım yok. Evet. Ancak farazi olarak katılıyorum. Ben de bir Karadayı mağduru olarak ulaşıyorum size. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani organize olan arkadaşlara ancak sosyal medya üzerinden katılabiliyoruz. Bizim gibi Erzurum'da olmayıp da şehir dışından yani belki yüzlerce ifade edilen mağdurumuz var. Yani biz oralara katılamasak da bu temsil eden arkadaşlarımız var. Ve onlara bu şekilde davranılması gerçekten bize yani son derece üzmektedir. Bunu söylemek istiyorum. Artı yani özellikle Emre diye bir arkadaşımız var. Ben yani onun için şu anda bağladım. Yani onlar bir şekilde önderlik ediyorlar ve uğradığımız mağduriyeti bir şekilde ulaşamayan yani orada olamayan insanlarına dile getiriyorlar. Onlara bu şekilde muamele yapılması yani neredeyse dediğiniz gibi bir yürü evlat muamelesi görülmesi gerçekten üzüyor. Yani şu anda konuşurken bile yani kendime tutamıyorum yani gözyaşlarımı tutamıyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani Türk milletine, Türk devletine, Erzurumlu'ya, Dadaş'a bu yakışmıyor. Yani bize bunlar reva görünmemeliydi. Yani devlette devletin bekası, devletin devamlılığı esastır. Yani daha önceki belediye kimin belediyesiydi? Aynı partinin belediyesiydi. Bu bize yani yakışmadı. Biz de devlete güvendik, biz belediyeye güvendik, biz AK Parti'ye güvendik. Yani bu mağduriyeti yani hiçbirimiz hak etmedik, hiçbirimiz bu mağduriyeti yaşamamalıydı. Biz oralarda olamasak da, arkadaşların yanında olamasak da her zaman destekleriz. Allah'ın izniyle kazanacağız, ben buna eminim. Yani bu mağduriyetimiz son bulacak. Bulacak yani, illaki son bulacak. Ve biz yani bir mağduriyetimiz giderecek. Evet, teşekkür ediyoruz Selçuk Bey. Ağzınıza sağlık. İstanbul'dan arıyor Selçuk Bey. Şimdi dönelim Karadayı mağdurlarına. Önce tabii Allah yardımcınız olsun. Zor bir durum. Stüdyomuza da hoş geldiniz. Biz her zaman kapımız açık zaten stüdyomuzun görüyorsunuz.
Bizim güvenlikçimiz de var ama inanın hiçbir engelimiz yok. Konuşmak isteyen, hakkını aramak isteyen kim varsa rahatlıkla gelip buradan derdini anlatabilir. Biz Ali'nin, Beni'nin yanında hiç olmadık, olmayacağız da. Çünkü rızkı veren Cenab-ı Mevlam, dolayısıyla A partisi, B partisi de bizi bağlamıyor. Biz burada kim haklıysa onun yanında olmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulu başkanımızın da bu konuda zaten kendini ispatlamış bir kariyeri, bir geçmişi var. Şimdi mikrofonu size bırakacağım. Bir süreci ele alalım. Ne oldu? Ne olacak? Yargıya gittiniz mi? Görüşmeler ne aşamada? Tamam, protestolar, eylemler yapılıyor ama karşınızda da bir muhatap yok. Yani. Kim başlayacak söze? Mikrofon, evet. Kendimizi tanıtarak evet. Başlayalım. Ben Safiye Öztürk. Evet. 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu'nun en büyük projesi diye adlandırdıkları kentsel dönüşüm projesi adı altında bir devlet projesi diye inanarak, güvenerek ihaleyi de kazanan yüklenici firma Ahmet Metin Karadayı kazandı ve devletin de bu işin içinde olduğu için güvenerek bütün paramızı, bütün mal varlığımızı, birikintimizi buraya yatırdık. Evet. Devletin devlette süreklilik esastır. Kişiden kişiye değişiklik arz etmez. Evet. Şu anki aşama itibariyle oraya 13 katlı bir blok yapılmıştır. Evet. Ve 700 tane de daire mevcuttur. Ben diyorum ki eğer bu proje imara uygun değilse neden bu 13 kat blok dikilene kadar neden belediye buna neden ses çıkarmadı? Neden ses çıkarmadı? Evet. Yani bu arada özür diliyorum. Buyurun. Çok özür diliyorum. Sayın Ahmet Metin Karadayı şu an telefon attığımızdaymış. Sayın Karadayı iyi günler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Teşekkürler. Anda... Vallahi ben de programınızı izliyordum şimdi. Sağ olun. Dedim bir canlı yayına katayım. Orada arkadaşlarımız var bizim. Evet. Evet. Mağdur olan arkadaşlarımız. Şu anda burada Sayın Karadayı 15-20'ye yakın mağdur vatandaş var. Dün de Erzurum'da eylemler vardı. Tabii bu konuda devamlı bu konu gündemde ama muhatap bulunamıyor. Yönetim kurulu başkanı olarak ne söyleyeceksiniz efendim? Şöyle ifade edeyim ben. Muhatap bulunamıyor. Evet doğru. Biz süreç yaşadık. Biz bu süreç tabii Erzurum için çok doğru yaşanan bir süreç değil yani. Evet. Bir, nasıl diyeyim ki Erzurum'a gelen bir felaket gibi algılayayım ben bunu. Evet. Bugün itibariyle işte ofisimizi açtık. Şimdi baktık ki umut artık yok. Belediyeden artık umut bitti. Bizim yani o nefsi, umudumuz, hayallerimiz, Doğu Anadolu'nun en büyük olan projesi umudu bitti. Ben 2 aylık bir çalışma sürecine girdim. İşte 2 aylık bir çalışma süreci içerisinde şöyle bir fikrimiz var. Onu sana söyleyeyim. Biz bu süreç içerisinde milletin mağduriyetini gidermek için milletin parasını ödeyeceğiz. İnşallah. Evet. İnşallah. Ha, milletin hakkını, parasını ödeyeceğiz. Çünkü millet hakkını getirmiş, nişan yüzüne varana kadar bize teslim etmiş. Emanet olarak. Evet. Şahsıma teslim etmiş. Biz de milletin hakkını ödemek için ofisimizi bugün itibariyle açtık. Milletin oturup orada hakkını ödeyeceğiz. Çünkü artık Erzurum bazı şeyleri hak etmiyor. Millet de hak etmiyor. Mesela orada bir geçenlerde yaşanan bir olay vardı. Emre kardeşimize yapılan bir olay. Evet. Bu çok normal, doğru bir şey değildi ya. Yani birisi gelip insanlar hakkını istiyor. Diyor ki bu ne olacak yani, bu sürece sen bizi sürükledin, ne olacak yani, bir şey söyle. De ki mesela oluyor mu olmuyor mu? Ama ne yazık ki biz o süreci çok doğru götüremedik yani. Ondan dolayı da biz milletin bugünden itibariyle ofisi açtık. Evet, Sayın Karadayı, bu konuda bu olup bitenler karşısında ne kadar yalnız kaldınız? Biz çok yalnız kaldık. Yani yanımızda azca toplu sivil örgütler yanımızda olsaydı biz bu süreci daha kolay yaşardık. Naci Bey, bir sorumuz olabilir mi? Biri geliyor, şöyle bir şey söyleyeyim. Biri geliyor, Erzurum'un tarihini değişiyor. Evet. Ve biri geliyor, diyor ki Ahmet Metin Karadayı hırsızdır. Biri geliyor, diyor ki Ahmet Metin Karadayı üçkağıtçıdır. Peki bu Ahmet Karadayı geçmişini hiç araştırmadılar mı? Şimdiye kadar 10.000 konut yapmış, teslim etmiş, bu senenin vergi rekortmeni olan bir insana bu
Bu nasıl söylenir? Şimdi Sayın Karadayı, araya giriyorum. Ahmet Metin Karadayı sivil toplum örgütlerinde görev aldı. Ahmet Metin Doğru. Karadayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yöneticilik yaptı. Başkan yardımcılığına varana kadar. Doğru. Benim 9 tane sivil toplum örgütünde şeyim var, görevim evet. var. Peki bu kadar maddi ve manevi yönden destek sağladığınız sivil toplum kuruluşları olsun, spor kulüpleri olsun, hiç mi birisi size el uzatmadı? Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Uzatmadılar, niye uzatmadılar biliyor musun? Çünkü burası Erzurum. Erzurum'da ne var biliyor musun? Başarı kıskanılır. Bak, başarı kıskanılır. Biz genç yaşında, ben 35 yaşındayım. Benim de belki hatam var. Peki ben Erzurum'a ne yaptım? Benim hakkım iki kağıt ruhsat mıydı ya? Yani bedelim iki kağıt ruhsat mı? Sayın Karadayı, izleyici, seyircilerimizden, konuklarımızdan sorular var. Alabilir miyiz, dinler misiniz? Tabii dinlerim ben. Buyurun. Dinlerim. Ben Ahmet Metin Karadayı'yı hiçbir zaman hırsız olarak görmedim öncelikle. Ben Erzurum'a geldiğimde baktım ki Erzurum'un yarısını Karadayı yapmış. Yani resmen orta gelirli insanın direği olmuş. Yani o güvendim, dedim ki bu adam bunu yapar dedim. Yani Erzurum çocuğu dedim, Dadaş çocuğu dedim. Yani Erzurum'un yarısına bakarsanız tamamının Ahmet Metin Karadayı'nın yaptığını görürsünüz. Büyük bir firma dedim. Bir de belediyenin de onayladığı, Doğu'nun en büyük projesi diye adlandırıldığı kentsel dönüşüm projesi de olunca oh ne güzel dedim. Hem de devletimiz bu işin içinde, hem de güçlü bir firma Ahmet Metin Karadayı bu işin içinde. Neden olmasın dedim. Ya bütün paramı verdim. Ya arkadaşlar, para kolay mı birikiyor? Ben dişim, 4 tane çocuğum var. Dişimden tırnağımdan artıra artıra biriktirdim. 250-500 artıra artıra. Öyle mağdur insanlarımız var ki, insanlar ineklerini satmış gelmiş. O, ya çoğu burada yok yani. Yaşlı amcalarımız var. Emekli amcalarımız var. Yani bizim affedersiniz. Ben sizin sesinizi anladım. Biz seninle telefonda da konuştuk. Doğru mu? Yok, hayır. Ben ilk defa sizinle konuşuyorum. Ben ses tonundan tanım telefonla da şöyle söyleyeyim ablacığım, bak şunu ifade edeyim. Çok doğru bir ifade ettiniz, doğru. Herkes getirdiği şeysini verdi. Yani parasını, pulunu herkes verdi. Ama şu var, bizim de orada şerefimizi koyduk ortaya. Biz de onu kurtaracağız. Yani İnşallah. Artık bu saatten sonra şeye bakmayacağız. Yani verdiklerimize, yapacaklarımıza, edeceklerimize değil. Artık ne olacağız biliyor musunuz? Söylendi Leyla'm adamı. Ya yani size de bu yakışır. Parasını, pulunu bir kurtarsın, temizlensin. Tamam, milletin parasını, pulunu, hakkını, hepsini ödeyeyim ben. Tamam, çıkayım ben de öyle kenarda ödeyeyim. Ahmet Bey, İnşallah. Özür dileyerek bir şey sorabilir miyim? Şimdi mağdurların şeylerini, ücretlerini ödeyeceğim diyorsunuz. Doğru. Peki bununla ilgili nasıl bir tarif veriyorsunuz? Bir şey söyleyeyim. Biz şimdi geçenlerde bir Adem arkadaşımız var. Bu Karadayı mağdurların önde şey kurucusu işte. Onunla birlikte oturduk, konuştuk. Telefonla da konuştuk. Şimdi ofisi açtık. Evet. Tamam, aşağı yukarı yaklaşık bir iki ay kadar vaktimiz var. İki ay içinde milletin hepsini parasını ödeyeceğiz. İki ay. Tabii. Efendim? Buyurun. Mikrofonu alalım. Sayın Ahmet Bey, iyi günler. İyi günler. Bugüne kadar büronuzda bulunduğunuz müddet içerisinde bizler, sizleriniz üyeleri olarak hep sizin arkanızda durduk. 3 ay boyunca. Doğru. Hiçbir terbiyesizlik yapmadan dedik ki bu Ahmet genç kardeşimiz Erzurum'un çocuğu, Dadaş'tır. Buna kıymayalım. Yalnız bizler vatandaş olarak, üyeler olarak 3 aydan sonra birdenbire kayıp oldunuz. Belirli holdinglerin kucağına düştünüz. Yanlış anlamayın, özür diliyorum. Bir bin tane mağdur insanın önünde olaydı bu duruma bunlar gelmeyecekti. Buna emin olabilirsin. Ama şu anda bu bin kişinin önünde duracağınızı, bu millet güven olarak bu kanal yöneticileri ne garanti veriyorsun? Şu anda biz seni canını bakın da abi, malını da müsaade ediyor bakın. Musun? Canında, malında, namusunda bizim namusumuz. Biz peki sana sahip çıkacağız. Müsaade eder misin? Biz namus sözü veriyoruz. Sen gelip bu milletin önünde duracak mısın? 2 ay boyunca yine bu telefonlara cevap vermeden kaçıp yine aynı işlere mi devam edeceksin?
Özür dilerim, ben cevap bekliyorum. Tamam, ben namus sözü veriyorum. Senin namusuna da, canına da helal gelmeyecek. Biz senin arkanda bu vaziyette duracağız. Ama sen bu millete bu sözü veriyor musun? Teşekkürler. Cevap bekliyorum. Eyvallah. Şöyle bir şey ifade edeyim. Bizim bir yere koyup kaçtığımız yok. Bir yere gittiğimiz yok. Kaçan adam normalde bizim başımızda 8 aylık süreç yaşanıyor. 8 aydır kaçardık. Bu savunma niye? Yani bu Ahmet Karaday niye hala daha buralarda? Niye canlı yayında? Niye Erzurum'a gerek gidiyor? Şimdi yaşanan süreç kötü bir süreçti. Ofis kapatıldı. Doğru. Kapatmak durumunda kaldı çocuklar. Kapatıldı. Ha bugün niye ofis açıldı? Bugün biz ofisi niye açtık? Yani koyup kaçan insan, giden insan ofisi açar mı? Açmaz. Ha şimdi bak orada bak bana diyor. Ben şöyle bir şey ifade edeyim. Milletin parası bende. Milletin parasını ödemek için ben Erzurum'dayım. Ben bir daha Erzurum'da durma. Milletin parası da benim şerefim. Bak. Evet. Naci Bey. O yüzden bir yere giden kaçan yok. Millet az sakin olacak. Biz bu işi çözeceğiz abi. Evet. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu baktım ki kimse çözecek. Bunu çözecek adam tek bir adam var. O da benim. Evet. Peki Naci Bey, özür dilerim. Bir şey daha var. Onu da alalım. Naci Bey, biraz önce ben ismim geçti. Emre. Evet. Emre, kısaca bir şey yapmak istiyorum. Şimdi bakın. Biz Erzurumluyuz. Erzurum çocuğuyuz. Ben 26 yaşında bir insanım. Evet. Geçen Sayın Bakanımız buraya geldi. Biz devletimizi, milletimizi seven insanlarız. Biz Dadaş'ız. Yani bu vatan için, bayrak için şuradaki bütün insanların öleceğini ben biliyorum. Sabah 8'de bakanımıza derdimizi aksetmek için gittik. Bakın ben ne Ahmet Karadayıcıyım ne de Mehmet Sekmenciyim. Ben ekmeğim için buradayım. Evet, ben hakkım için ekmeğim için buradayım. Ben 26 yaşında bir insan olarak derdimi devlet erkanına aktarmak için sabahın 8'inde 5-6 tane arkadaşımla beraber Polat Otel'e gittik. Gittik, Sayın Bakanımızın danışmanlarıyla görüştük. Sağ olsunlar. Akşam 7'ye kadar işte dolandık. Sonunda bizi görüştürdüler. Biz Mehmet Sekmen'e ben kendim de oy verdim. Yani partimi de seviyorum. Hepimiz oy verdik. Hepimiz oy. Ama şöyle bir şey var. Biz Mehmet Sekmen, Sayın Valimiz, milletvekilimiz vardı orada ve bakanımız. Oradayken 5 arkadaş içeri girdik. Mehmet Sekmen benim seçtiğim bir insandır. Ben şu anda bir özel bir hastanede özel güvenlik olarak çalışıyorum. Belki bundan bu konuşmandan sonra işimden de olabilirim. Burası ayrı mesele ama ben haktan vazgeçmem. Ben Allah'tan başka da kimseden korkmam. O para da benim yetim kardeşlerimin hakkıdır. Ben bunun hesabını da sorarım. Bakanımızın yanında, İçişleri Bakanımızın yanında biz bu vatanın evlatlarıyız. Kadın, bir tane bayan vardı aramızda. İçişleri Bakanımızın yanında, Sayın Valimizin yanında, Allah razı olsun ondan da, bizi de çok ilgilendi. Ve milletvekilimizin yanında Erzurumlu 5 tane gencin kalbini kırdı. Ben, yani kalbim kırıldı ben. Ben çok üzüldüm o gün. Oradan çıktıktan sonra bayağı bir ağladım. Kim kırdı senin kalbini? Mehmet Sekmen, Sayın Başkanımız. Biz oraya azarlanmak için gitmedik. Bize siz Ahmet Karadayı'nın adamlarısınız dedi. Benim çok zoruma gitti. Biz ekmeğimizin adamıyız Sayın Başkanım. Evet. Biz ekmeğimiz için oraya gittik. Benim babam 30 sene çalıştı postanede. Tırnaklarıyla kazandı parayı. Ben onun peşine düşmüşüm. Ben kimsenin adamı değilim. Ahmet Karadayı da tanımam. Ben seni de tanımıyordum. Ben Recep Tayyip Erdoğan için sanıyordum. Ben şunu söylüyorum. Bir dakika kardeşim. Bakın ben burada demagoji de yapmıyorum. Bir İçişleri Bakanı'nın yanında 5 tane Erzurumlu'yu tehditkari bir siyah koltuğundan olsa gerek herhalde. Tehditkari bir konuşma üslubuyla hepinizi işte kameralar çekti belediyenin önünde. Hepinizi ben kayda aldırdım. Sizi savcılığa vereceğim. Tabii ki provokasyon yapan insanlar olmuştur. Bunları versin tabii ki. Ben de istemiyorum. Orada camı, pencereyi ben tekmeleyemem. Bu benim devletimin malı ya. Ben nasıl tekmeleyeyim orayı? Ama bize o ithamda bulunması beni çok üzdü.
Emre yani Bey, özür dilerim, onları anlatın da Ahmet Bey'e sorunuz varsa hatta... Ahmet Bey'e benim sorum yoktur. Ahmet Bey'e ben diyorum ki... Sorusu olanlar varsa ben konuşacağım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bakın bu insanlar, bu Erzurumlu insanlara bunu yapmasınlar. Biz oraya umutlarımızı götürdük verdik. Kimisi yetim çocuğunun hakkını getirdi verdi. Kimisi dişinden tırnağından şey yaptı getirdi verdi. Ya bizi mağdur etmesinler ya. Bu memleketin insanı bunu hak etmiyor. Evet. Hak etmiyor bu memleketin insanı. Anladım. Saygılarımı sunuyorum. Buyurun. Ahmet Bey hatta mısınız? Hattayım. Ahmet Bey bir sorum olacak. Buyurun. Öncelikle aramıza geldiği için ona hoş geldin diyorum. Eyvallah. Yani teşekkürlerimi ediyorum ona. Şimdi paralarını ödeyeceğim dedi. Evet. Bu bütün herkesin parası mı? Yani parayla ev alanların parasını mı ödeyecek? Hak sahiplerinki ne olacak? Yani bunda bir açıklama getirebilirim kendisi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Açıklamayı getireyim ben. Şöyle bir şey ifade edeyim. Biz de bugüne kadar ne kadar her kim ne kadar sözleşme yapmış, biz hangi taahhüt altına imza atmışsa onun herkesin parasını ödeyeceğiz. Yani daireler yapılmayacak mı anlamında mı bu? Ya büyük bir ihtimalle artık yapılmayacak yani. Çünkü olmuyor artık. Çok mücadele ettik. Hatta bak Emre kardeşim de çok güzel bir ifade etti. Artık olmayacak. Yani öyle görünüyor. Teşekkürler. Evet, var mı başka sorusu olan? Naci Bey, öncelikle bize konuşma fırsatı verdiğiniz için Dursun Ali Bey'e size teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlarım adına Ahmet Bey bizi dinliyorsa, Ahmet Bey bu memlekette hiç evi rüyasında görmeyecek insanlara ev yaptı verdi. Evet. Evet. Bunun şeyini inkar etmeyecekler. Biz de Erzurum kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın, hemşerilerimizden dargınız. Biz burada feryat ederken onlar orada neye verdiniz, ne yaptınız? Biz 10.000 konut yaptığı sıra ben bir ev daha almıştım ondan taksitle. Yaptı verdi, tapısı da var. Bir kuruş borcu da yok tapıya. Bu kat ittifakı tapısı olanların birinin borcu yoktur. Fesk edecekler kooperatifi. Gidip Urgaşıp Sanayi Ticaret Odası'nda bir 130 lira şeyi var. Aidatı yatırıp tapılağını alacaklar. Evet. Şimdi Ahmet Bey'in sade şurada bir yanlış olmuştur. Nerede? Ahmet Bey bizden kopmayacaktı. Evet. O büroda gelip taşkınlık yapanlar Ahmet Bey'in hep aleyhinde çalışanlar. Evet. Ben diyorum yapmayın. Yapmayın. Bu insan bizimle beraber. Bu insan düğüm. Bu insan bizden ayrıldığından bir şeyi çözemeyiz. Bugün müjde verdik. Ofis açıldı. Arkadaşlarımız mağdurlar hep gidiyor Allah'a şükür. Onu korumak da bize düşer. Ben dedim orada adam bıraktık dedik buraya sakın gelip bir taşkınlık yapanın karşısında biziz. Şimdi birlik göreceğiz bunu çözelim. Şurada bir mesele daha var Naci Bey. Ahmet Bey'den para kazanan bazı iş adamları. Evet. Fırsatlanan. İsim vermiyorum. Yanlış olur. Ahmet Bey'den para kazanmışlar. Nasıl Ahmet Bey? Şu anda Nisan'da Sekmen Bey işini durdurduktan sonra çaktırdıysa hep sırtlarını döndüler. Ondan sonra Ahmet Bey'in onlara güvenip verdiği senetleri adam ödemiş cizmi bir şeysi kalmış onu bir daha şeye vermiş. İcraya vermiş. Ahmet Bey'den ben neyini alacağım? Konuştuğu söz o. Böyle olmaz yani bu yakışmaz. Erzurumlu'ya Dadaş'a yakışmaz. Ahmet Bey bizimle beraber olduğu sürece biz bu işi çözeriz. Sayın Başbakanımızın dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi Ahmet Bey'le o New City projesini inceleyen de resmini gördük. Dedik tamam başbakan da gelmiş ya burası sağlam. Biz ona göre aldık. Kaç tane blok yapılmış? Recep Küçüklüğün zamanında Ahmet Küçüklüğün pardon Karadayı'ya yap encüman kararı var. Sözleşme var. Yap biz burayı sana kentsel dönüşüm olarak veriyoruz. Vereceğiz. Deyip umut verip 5-6 tane binayı yaptıran oraya adam 67 trilyon para gömdü. Onu bir daha gelip sayın şimdiki başkanımız Sekmen Bey ben bunu vermem yaptırmam. Bunu diyene kadar çağıraydı firma yetkilisini yönetim kurulu başkanını arkadaşım bazı yerlerde yanlışlıklar var.
Gel bunu çözelim. Kaç kuruşun varsa da işi durdurmayaydı. Çark şimdi bu insanın girişi yok çıkışı çok. Bir anda durdu. Bankalar üstüne yüklendi. Millet üstüne yüklendi. Yani bu yakışmaz. Hiçbir esnafa yakışmaz. Bizim bazı esnaflardan da dargınız. Adamı iyi niyet... Oraya geleceğim. Evet. Özür diliyorum. Soru varsa Ahmet Bey... Soru Ahmet Bey... Senetleri ne zaman alacak? Evet. Özür dilerim. Bankalarda senetlerimiz var. Evet Ahmet Bey, bankalardaki senetleri ne zaman alabilirler? Öyle bir şey söyleyeyim. Bankalardaki senetleri şu anda yapı kredi senetlerini alıyor millet. Avukatımıza teslim etmişiz. Zaten ofis de açıldı. Ofisten de alabilirler senetlerini. Kuvvet İş Bankası'nı halletti. Evet. Ya, bugün yarına Kuvvet Türk hallediyor. Kuvvet Türk... En büyük sıkıntı Kuvvet Türk'te. Üçüncü çağ. Paralarımızı ne zaman evet alacağız? Efendim? İki ay içinde söyledi paraları. Başka sorusu olan var mı? Taksit mi? Ahmet Bey peşin mi yoksa taksitle falan mı ödeme şey? Yok peşin ödeyeceğiz. Peşin. Evet. Var mı sorusu olan? Ahmet Bey tutmayalım. Ahmet Bey merhaba. Merhabalar. Bu Sayın Sekmen'in bu inşaatları yaptırmamasındaki son nokta bu arsaların daha değerli olup başka şekilde değerlendirileceğinden dolayı mı acaba ya arkadaşlar, inşaatımızı anlayın, durdurdu? Şunu anlayın, şunu bilin. Şu anda Mehmet Sekmen şu anda belediyeye geldiği günden itibaren bir tane Erzurum iş adamına iş gelmiş. Tamam. Hep dışarıdaki firmalar geliyor. Evet. Buranın en gücü firmasını onun üzerine oturtacağız ki kendi rahat at koşturur. Evet. Ya bunu artık anlayın da. Bu bir... biz onu anlıyoruz da olsa, o zaman kendisi olsa... Sayın Sekmen'in kendisi getireceği adamlarla yani işte müteahhitlerle bu işi devam ettirsin. Artık bu işin devamı yok. Arkadaşlar bunu anlayın artık. Artık bak 5 yıl Erzurum'un kaderi Sekmenlerin. Muhakkak biz onu biliyoruz. Ya, kendi oyuncaklarla oynayıp kendi atıyla koşturuyor. Ha geldik bizim karşımıza şimdi. Ona da eyvallah. Ona da bir şey. Burada ne var? Mağduriyet var. Biz şu mağduriyeti gidelim. Burası Sekmen ne yapacağız da yapsın. Yani. Allah yardım etsin. Biz... Sağ olasın. Ha. Evet, bir konuğumuz daha soracak. Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sağduyulu yaklaşımınız için teşekkür ederim. Eyvallah. Hani Ankara, İstanbul müteahhitindense bir Erzurum çocuğunun bunu yapması ve sonrasında da bizim gibi mağdurlara hani devlet yetkililerinden ya da özellikle belediye yetkililerinden destek gelmeyince hani elini hani iflasın eşiğinde olsa dahi hani bu ödenen paraları vermesine rağmen kendisinden daha öncesinde birikmiş olan mallarını vermesine rağmen kendisini ve de bizleri hani bu süreçte çıkaracağından dolayı çok teşekkür ediyoruz öncelikle bunu söyleyeyim. Gerçekten yani başka birisi olsaydı ben kendi şahsım adıma konuşayım. Hani bu kadar baskıya bu kadar şeye dayanılmazdı. Şunu söylemek istiyorum bu mevcut yapılan binalar ne olacak? Akıbeti belli mi? Hani belediye mi kalacak? Öyle bir şey söyleyeyim. Belediye gelir gelmez buna tutuyorum para cezası yazdı bize. İyi evet. Niyeti değildi çünkü. İyi niyeti olsaydı o para cezasını yazmazdı. Üstelik bir de ne yaptı? O binaları kendine belediyenin üstüne geçiyor. Ya o binalarda bile benim aklım yok. Yapmış olduğum 65 milyonluk yatırımda gitti belediye. Evet. Evet. Anladım Ahmet Bey. Yani biz hayallerimizi, umutlarımızı gerçekten hani bu evlere... Ahmet Bey ben bir ekleme yapmak istiyorum. Siz bir basın açıklaması yapmıştınız. Biz de o gün sizin misafirinizdik. Kentsel dönüşümle ilgili elinizde belge olduğunu söylediniz bize. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Hatta hatırlarsanız dedim ki sizin çalışanınız sizden daha cesaretli konuşuyor. Belki oradan beni hatırladınız. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi siz orada şöyle bir kelime kullanmıştınız. Belediye de ortak demiştiniz bu işe. Doğru mudur? Doğru. Şimdi siz bütün mağduriyeti tek başınıza üstleniyorsunuz. Burada siz takdire şayan bir davranışta bulunuyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim size. Peki insanlar belediye hakkında herhangi bir hukuki işlem yapma haklarına sahipler mi?
Ya bu konuda herhangi bir çalışma yaptınız mı? Çünkü siz burada %1 de olsa, %2 de olsa, belediyenin bir ortaklığı varsa, bu insanların sadece sizin üzerinize değil, belediyenin de üzerine gitmesi gerekiyor. Böyle bir hukuki boşluk var mıdır bu konuda? Şöyle söyleyeyim. Şu anda avukatlarım suç duyurusuna bulundu, çalışıyorlar. Evet. Burada belediye suçlu değil. Burada kim suçlu biliyor musun? Vatandaş geldi, alın terini bana verdi. Ben de Erzurum'a yatırım yaptığım için suçlu. O ayrı bir şey. Şimdi İbrahim Erkal'ın şeyini bak, ben Nacibe'ye yazdırdım. Bak, Erzurum uzak şehir, dostuna tuzak şehir. Ben ona bir şey demiyorum. Ya, doğrudur. Bak, şey ama hukuki olarak şöyle bir şey. Bakın. Arkadaşlar. Biz, evet. Biz parayı belediyeye götürmez. Ahmet Karadağ'a getirdiniz. Doğru mu? Sözleşmeyi de Ahmet Karada imzaladıysa doğru mu? Hakkız bende. Ben de belediyeyle hukuk şeyini yapacağım. Ha, siz yapacaksınız onu ayrıyeten anlatın. Tamam. Tamam. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey bir şey daha bildirin. Çok kısa olursa. Ahmet Bey bu konuşmanızdan dolayı o kadar çok yani sevindik ki ve diğer arkadaşlarımız da gerçekten çok sevinmişlerdir. Allah razı olsun. Bir Erzurum çocuğuna da bu yakışırdı. Allah sizin de yardımcınız olsun. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir AK Partili kendi de mensubu bulunduğum bir partiden bunu beklemezdim. Sahip çıkmasını isterdim. Yani çok üzgünüm bu konuda. Yani boynumuz eğri. Ama çok teşekkür ediyoruz size. Allah razı olsun. Benim yaşanan süreçten dolayı zaten biz de üzgünüz. Yaşadık biz de. Artık bu süreçten sonra böyle bir yola girmemiz lazım. Yani paramızı ben öyleyim milletim. Millet bir çıksın, bir kenara otursun. Artık AK Parti mi suçtu, MHP mi suçtu, öbürü mü suçtu? 16 yargı kararı verdi. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Naci kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karadayı. Bu Ahmet arada Bey. Çok kısa bir buyurun çok kısa alalım. Ya Ahmet Bey şöyle söyleyeyim. Yarın akşam saat 6 gibi burada olacak mısınız herhalde? Coşkulu bir şekilde. Ofiste, evet. Ofiste olacak mısınız saat akşam 6'da. Coşkulu bir şekilde birlik beraberlik içinde. Evet, evet. Size o gün, o gününüzde, o saatinizde yanınıza geleceğiz ve elimizden gelen desteği de buradan ben ve arkadaşlarım sağlayacağız. Tamam. 6 gibi sizi coşkulu bir şekilde karşılayacağız. Çünkü herkes kendisine yakışanı yaptı. Sen de kendine yakışanı yaptın, yapacağım. Ben buna inanıyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Karadayı. Gerçekten de en azından birilerine bir mesaj verdiniz. Ben buradayım, sözümün eriyim. İnşallah en kısa sürede bu durum toparlanır. Çünkü Erzurum kamuoyu günlerdir bu açıklamanızı bekliyordu. Biz de vesile olduk. Tabii biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Eyvallah Naci kardeşim. Hayırlı programlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bilmiyorum. Mağdurlar için iyi haber mi, kötü haber mi? Ama en azından biz bir gururu yaşıyoruz ki bu sorunun mağdurlar adına bir çözüm, bir vaat ortaya çıktı. Evler yapılmayacak, paralar ödenecek. En azından bu da sizin mağduriyetinizi gidermiş olur. Tabii burada en azından paramızı yani işin bir başka boyutu. Allah razı olsun. Adam da çok kaybetti. Evet. O dikilen o binalar, bu daireler ne olacak? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim Naci Bey. Şimdi bizim Ahmet Bey'den gördüğümüz şey şu. Şu andaki konuşmasından anladığımız şey. Bir kere üçüncü şahısları aradan çıkarıyor Ahmet Bey. Evet. Nasıl üçüncü şahısları? Telefon var herhalde. Evet. Abdullah Gül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Ağabey. Buyursun abi. Öncelikle Kamal 25'e çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben kendim Hasanibaksı'dan iş yeri aldım. Evet. Ahmet Karadayı şu an Erzurum'da çok sayılır bir insan. Ben 150 milyar para verdim Ahmet Bey'e. Evet. Ama hiçbir şu ana kadar Ahmet Bey'den yani güvensizliğim yok. Ben o insana güveniyorum. Erzurum'da Ahmet Bey'i kararayan insanlar Ahmet Bey'in çorbasını içen, ekmeğini yiyen insanlar. Bugün Ahmet Bey'in bu hale düşmesinin sebebi kendi yakınındaki insanlar. Ve şu an benim param olsa yine 150 TL Ahmet Bey'e para veririm. Hiç çekinmem.
Yani bunu şey olarak söylemiyorum ben. Ahmet Bey çok dürüst bir insan ama ne var? Önünü kestiler, bazı haksızlık yaptılar. Ha, belediye başkanımız, arkadaşlarımız gidiyor, yok işte bana mı danıştınız? Ya böyle bir şey var mı? Biz ne Ahmet Bey'i tanıdık ne belediyeyi. Tayyip Bey geldi orada açılışa, biz ona güvendik. Ve Sekmen Bey'e de biz oyumuzu ona tanıyarak vermedik. Erzurum'da onu hiç kimse tanımıyordu. Biz Tayyip Bey'e oyumuzu verdik. Ama verdiğimize de çok pişman oldu. Çevremiz, eşim, dostum, akrabalarım hepsi yani şu an ona karşı bayağı bir tepkide. Yazık, günah değil mi bu Erzurum insanına? Adamlar yetim hakkı, çoluk çocuğun hakkını götürdü, oraya verdi. Niye buna bir çözüm bulmuyor? Niye buna bir yani bir yolunu bulmuyor? Erzurum Türkiye genelinde birinci çıktı AK Parti'de. Evet. Doğu'da herkes her hakkına sahip çıkıyor ama bizim burada başkanımız %70 oy aldığı halde bir gün olsun karşımıza çık demedi ki arkadaşlar gelin sıkıntınız ne çözelim. Ne sıkıntınız var, yardımcı olayım. Kesinlikle görmedik. Ondan sonra kalkmış bunlar ya, bundan sonra bizden o istemesin. Erzurum halkından o istemesin. Yazık, günah değil mi bu insanlara? Bak abi, oradaki ister. İnsanların bir tanesi herkes etinden tırnağından biriktirmiş. Belki çocuğunun süt parasını kesmiş. Toplamış bir ev sahibi olmak için. Ve başkanımız demiş ki 40 milyara 20 milyara ev almışlar. Ya adamın malı 20'ye de satar 30'a da ama öyle bir şey yok. Ben 150 bin lira verdim, isterseniz hemen getirir. Hatta 80 milyar da şu an senetim var. Senetlerim de Kuveyt Türk'te. Getireyim hemen orada gösterelim. Hani bazı iftiralar, yalanlar yakışmaz. Başkanımıza yakışmaz. Ben bunu yakıştıramıyorum başkanımıza. Hani buna bir çözüm bulsun. Yazık, günah bu insanlara. Evet. Teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Sağ olasın. Oldu. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Evet, şeyde kalmıştık. Şimdi Ahmet Bey şöyle bir şey. Bu şirket zaten iflas ertelemesini falan vermiş. Ama şöyle bir durum. Benim anladığım şey şu. Üçüncü şans bir kere aradan çıkacak. Halkı çıkarıyor aradan. Üçüncü şansa gelmeden önce özür diliyorum. Bunu kapanışta konuşalım da. Şimdi konuklara şunu soracağım. Ev hayaliniz vardı. O hayal gitti. Maalesef. Şimdi paranızı alma umudunuz var. Öncelikle bu açıklamayı nasıl buldunuz Ahmet Bey'in? Çünkü artık ev yok. Diyor ki ben paralarını geri vereceğim. Buyurun. Ben kısa bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben Ahmet Bey'in açıklamasını çok talihli görüyorum. Yani bizim için şanslı olduğumuzu düşünüyorum ama bu paranın karşılığında ben orada ev istiyordum aslında. Ben para istemiyordum. Ben ev istiyordum. Bu yani bu bizim için de şanssızlık, talihsizlik. Fakat yani şimdi bir Ahmet arkadaşı var biliyor musun? Üzülelim mi, sevinelim mi? Üzülelim mi, sevinelim mi? Aynen. Ama şu var. Ben Ahmet Metin Karadayı ve bizi diskalifiye ediyor, ekarte ediyor Mehmet Sekmen şu an. Yani burada farklı bir gündem oluşacak bana göre. Burada birilerine tezgahlanıyor mu burası? 70 dönüm arazi. En güzel yer. Ben burada oturup Palandöken'e karşı oturup çayımı içmek evet. istiyordum balkonumda. Evet. Komşularımla artık biz kanka olduk yani burada arkadaşlarla. Yani onu ben aslında bir şeyler ekleyecektim. Naci Bey size söz verdi de. Esas işin içerisinde tabii ki değişik hesaplar. Siz bitirin. Biz de evet, son yani ben şu an sevineyim mi, üzüleyim mi? Hakikaten yani zor durumdayım. Ama şu var, eğer böyle bir düşünceleri varsa, ben de oyumu AK Parti'ye verdim, Mehmet Sekmen'e verdim. Mehmet Sekmen zamanında geldi, taş mağazalarda hepimizden oy istedi. Evet. Ben vereceğim dedim, sözümde de durdum ama şu an ben mağdurum. Bu AK Parti'nin, ben Tayyip Erdoğan'a verdim daha doğrusu. Evet, Tayyip Erdoğan. Mehmet Sekmen'den de razı değilim. Hakkımı da helal etmiyorum şu an. Ama o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Özür diliyorum. Size. Adem niye Mehmet Sekmen'i eleştiriyorsunuz? Sayın Akkoç. Mehmet Sekmen ben kentsel dönüşüm olarak başladı. Bu AK Parti'nin. Arkadaşlar programda siyaset yapmayacağız. Siyaset yok. Adem Bey şu an aklınızda. Evet. Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Buyursunlar efendim. Efendim öncelikle bizim sesimizi duyurduğunuz için, böyle bir program hazırladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aslında bugün aranızda olmayı ben de çok isterdim. Arkadaşlar tanırlar, bilirler beni. Bir hastam olduğum için programa katılamadım. Benim burada sadece söylemek istediğim şu. Şimdi bu süreçte bir defa
tarafların hepsi hatalı. Yani hatayı tek bir kişiye ya da tek bir kuruma yüklemek yanlış olur. Ancak şöyle bir durum var. Mesela Ahmet Bey yaptığı hataları kabul etti. Ben hata yaptım. Ben ruhsatını almalıydım zamanında. İşte eski belediye başkanına belki güvenimden kaynaklanan ya da işte belediyenin projeye ortaklığından dolayı buna güvenemekten ben önce işimi yapayım, önce insanları bir an önce yuvasını kavuşturayım düşüncesiyle belki bu ruhsatları almadığı için hata yaptığını ve bu hatayı da basın açıklaması yaparak bunu kabul etti. Şimdi burada belediyenin de herkesin gördüğü şehrin göbeğinde 13 katlı 11 tane blok yükselmiş ve belediye hiçbir zaman bu hatayı kabul etmedi. Hiçbir zaman Mehmet Sekmen böyle bir hatayı kabul etmedi. Defalarca kendisiyle görüşmeler yaptı. Ben bu görüşmelerin her zaman içerisinde oldum. Arkadaşların yeri geldi sözcüsü oldum. Şimdi beni üzen asıl nokta şu aslında. Bir belediye başkanı, halkın seçtiği bir belediye başkanı çözüm olmayabilir. Hatalı olmayabilir, haklı da olabilir. Bizim beklentimiz şuydu. En azından bizim derdimizle hemdert olması, bizi dinlemesi, bizi muhatap alması, bize şunu dese biz belki bu kadar incinmezdik. Arkadaşlar, işte doğru bir mağduriyet var. Bu mağduriyet belediyeden de kaynaklı bir mağduriyet. Firmadan da kaynaklı bir mağduriyet. Bu mağduriyetin giderilmesi için inanın çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Bu kadar 1000 kişi yani, 3 nüfustan 3000, 5 nüfustan 5000, bir ilçe nüfusu kadar insan yapar. Bu 5000 tane aileyi mağdur etmemek için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ama çözüm noktasında çalıştık, uğraştık, maalesef bir çözüm bulamadık arkadaşlar. Bunu demiş olsa, inanın belki de insanlar bu kadar belediyeye karşı tepkili olmayacak. Biz kendisiyle ne kadar görüştüysek, bir defa hatayı hep bizde bulduk. Şimdi bazı ithamlarda bulundu belediye, arkadaşlar dile getirmedi belki. Programı izlemiyorum ben, bir telefon geldi arkadaşların orada olduğuna dair. O sebeple aradım, belki de dile getirmişlerdir. Bir takım söylemleri var, ben o söylemlere aslında cevap vermek için aradım. Birincisi, şunu söyledi. Adem yani Bey, kısa olursa... Sayın Bakanımız da, Adem Bey. Sayın Valimiz de bu açıklamayı çok yanlış buldular. Bir defa dedi ki, bize mi sordunuz? Şimdi birincisi, hiç kimse ev alırken gidip belediyeye sormaz. Hele ki belediyenin ortaklığı olan bir projede, belediyenin canlı yayınlarda, bütün ulusal kanallarda, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın reklamını yaptığı bir projede gidip belediyeye buranın tapusu var mı, buranın ruhsatı var mı diye sormaz. Bunun cevabı bu. İkincisi şunu söylüyordu hep, insanlar işte bir ekmek almaya giderken bile, en son Bakan Bey'le görüşmede ben de vardım. Yani o görüşme zaten tamamen bir fiyaskoydu. Yani 5 tane mağdur insan gitmiş, 1000 kişinin sesi olarak gitmiş, bizi bir defa Sayın Ahmet Metin Karaday'ın adamı olarak adlandırdı. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Bu olaya bakış açısını zaten gösteriyor direkt. İkincisi şunu söylüyordu hep, işte insanlar bakkala giderken, bir ekmek alırken bile işte fiş ister. Siz gitmişsiniz, şu kadar para vermişsiniz, tapusunu sormadınız mı? Şimdi birincisi ben tapusunu sordum. Ben devlet memuruyum. Arkadaşlar da beni tanır. Ev alırken tapusunu sordum. Tapusunun nasıl olacağını sordum. Birincisi evler henüz yapılmamıştı. Yapılmayan bir binanın, henüz bitmeyen bir binanın tapusu olmaz. Çünkü maket üzerinden satılıyorsun. O zamanki imar kanunlarına göre henüz maketten ev satmak yasak değildi. Biz o yüzden hemen tapumuzu alamadık. İkincisi benim sözleşmemde evin teslim tarihinde tapumu alacağıma dair madde var. 2014 yılında Kasım ayının 2014'ünde ev teslim olduktan sonra ipotek karşılığında tapu verilir. Çünkü ben... Tamam, son bir nokta, evleri ucuz aldı diye herkeste böyle bir algı yaratıldı. Ben kendi sözleşmemi de kendilerine verdim. 156 bin liraya ev aldım. 120 metrekare ev, 156 bin liraya aldım.
Erzurum şartlarında bunun çok ucuz olmadığı herkes tarafından aşikar. Kısaca şunu söylüyorum. Adem Bey. Bugün belki Ahmet Bey. Adem Bey. Özür diliyorum, hemen bitiriyorum. Hemen çok kısa lütfen Bey, ama burada bir sürü konuşacağımız konu var. Evet. Ahmet Bey paraları vereceğini söyledi. Belki de biz buna sevindik ama biz bir yuva kurma hayaliyle gittik, paralarımızı verdik. Aslında belki paralarımıza kavuşacağız ama yuvalarımıza kavuşamayacağız. Bizim umutlarımızı belediye tamamıyla bitirmiştir. Biz de bu konuda belediyenin daha önce yaptığı usulsüzlükler konusunda ben şahsım olarak belediye hakkında da bu olayda parmağı olan herkes adına da suç duyurusunda bulunacağım. Tekrar size hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Eyvallah. Naci Bey. En azından dürüst bir müteahhitle çalışmışsınız. Evet, başkası olsa şansımız o işte. Bu kadar hepiniz para ödemişsiniz belli. Ben şu an Naci Bey. Yani Naci Bey, az önce bir soru sormuştunuz. Hani iyi mi oldu, kötü mü oldu evet, paraların ödenmesi? Şöyle söyleyeyim, biz yaklaşık 6, 7 ve hatta 8 aydır hani bu işlerle yoğun bir şekilde hani ne oldu, ne oluyor, ne bitiyor? Bunlarla ilgili sürekli olarak arkadaşlarımızla istişare yapıyorduk. Hani ne olacak halimiz, durumumuz ne olacak? Ama şöyle bir şey var. Bugün itibariyle paraların iade edilmesi son derece mutlu bir haber. Güzel bir haber. Evet. Güzel bir haber. Evet. Olsun, evlerimiz olmasın ama vermiş olduğumuz emek karşılığında emeklerimiz hiç olmazsa heba olmayacak. Yani burada paraların iade edilmesi son derece mutlu bir haber. Ama şu da var. Şimdi bilmiyorum, çoğunuz belki de yapmışsınız. Şimdi şöyle söyleyeyim Naci Bey. Demek çocuğunuzla istedim, o inşaat alanında gidip de o eve baktığınızda benim şimdi, burada bir dairem olacak. Naci Bey, şimdi şöyle söylemek istiyorum. Mesela sizin demek istediğinizi anladık. Yani ona bakarsanız mesela 2012 yılında ben 105 milyar peşin para vermişim. Ama biz onları geçtik artık. Yani biz artık hani bu çözüm buysa, bizim paralarımız iade ediliyorsa biz bu konuda gerçekten mutluyuz. Ya bizim mağduriyetimiz gideriliyor. Orayı kim yapmış, o almış, bu almış, ona bakmıyoruz artık. O müteahhit almış falan olmuş, başkasına verilmiş, Atlantis yapılmış, o olmuş, onda değiliz biz. Biz vermiş olduğumuz para. Kimse neyse ben arkadaşım. Evet. Ama şunu da iyi biliyoruz ki bu memlekette garibana yedirmiyorlar. Evet. Biz bunu bak orada ben şunu samimiyetimle soruyorum. Bize orası bize yar olmadı, olmasın. Torpağımız sağ olsun, memleketimizin canı sağ olsun. Evet. Ama şunu iyi bilsinler ki gariban yemiyor ama acaba orada kimler oturacak? Kimler oturacak? Kaç bin liraya daire satılacak onu? Onu göreceğiz. Evet. Allah uzun ömür versin. Bey, az önce Dursun Öle Bey her programı bitirirken o konuya değinecektir. 71 dönüm, 71 bin metrekare. Burada büyük bir pasta var, rant var. Bu rantı ve belediye başkanı Sayın Bakanımızın yanında son 5 kişi olarak biz gittiğimizde toplantıda falan dökende İmar İskan'da oturan 407 tane insanın da dedi ki belediyeye tapularını alıp getirirlerse evet, onların mağduriyetini gidereceğim. Bizleri hiç katmadı. 407 kişi. Demek ki burada 71 bin metrekare Palandöken Dağı'na bakan Erzurum'un en güzel yeri. Yıldızkent kayak yolu Yenişehir'i bağlayan bir mıntıkadaki olan arsa burayı pastayı bölemediklerinden dolayı bu 1040 kişiyi yok ettiler. Teşekkür ederim. Başka bunu Erzurumlular düşünsün. Erzurumlular iyice karar versinler. Bir bakanın yanında bizleri tehdit etti. Şimdi, buyurun. Bakın toplantılar olur, açılışlar olur, kokteyller olur, Palandöken'de seminerler olur. Milletvekillerini görürüz, il başkanlarını görürüz. Sivil toplum örgütleri, ki ben Erzurum'da çok ciddi manada çalışan sivil toplum örgütü olduğunu da düşünmüyorum ama yaklaşık 3-4 aydır bu konu kaynıyordu değil mi? Evet. 3-4 aydır ne iktidar kanadından ne muhalefet kanadından ve sivil toplum örgütlerinden ama bunları oluşturan da bizleriz arkadaşlar. Aynen. Millet olmadan devlet olmaz. Olmaz.
Bir dakika verebilir misiniz? Şu anda Naci Bey çok güzel bir konuya temas ettiniz de bu Erzurum'un suyundan mı, huyundan mı ne dersen değil. Suyumuzdan olabilir. Bak o doğru. Bu havamızın sertliğinden evet. mi? Bizler belirli insanlar dişinden, tırnağından biriktirdiğini mi aldığı zaman yanlış algılıyoruz. Ne şartlarda kazandığını, ne yaptığını oh çekiyorlar ya. Demiyorlar ki ya Allah'a şükür Erzurum ne kadar güzel bir yerlere geliyor. Bu art niyetimizden dolayı, birbirimize sahip çıkmadığımızdan dolayı hep kaybeden güzel Erzurum'umuz oldu. Evet. Teşekkür ederim. Naci Bey, şuradaki toplanan şu insanlar ve 1040 kişi. Biz devleti oluşturuyoruz. Belki devletimizden büyük değiliz ama yöneticilerimizden inanın büyüğüz. İnanın bakın şu insanlar var ya, yöneticilerimizden inanın büyüğüz. Gerçekten yani ben bu olayda yani hayretler içerisinde kaldım. Ya 26 yaşında bir insanın bu ülkeye vergi veriyoruz. Yani ben bir kardeşim mesela asker de bakın bugün olaylar var Mardin'de. Yani belki vatanı için bayrağı için şehit de olabilir. Allah korusun. Allah bize bağışlasın. O yani ama bakıyorum diyorum ki acaba diyorum bu memlekette biz bunları yaparken yöneticilerimiz bu halklar için neler yapıyor acaba ne yapıyor? Çoğu mühendik yapıyorlar. Evet o arka taraf hani maçlarda der ya uyuma. Arka tarafta neler oluyor sesiniz çıkmıyor hiç. Ben tek kelime bildireceğim Mehmet Sekmen'e hakkımı helal etmiyorum. Evet. Tek kelimeyle. Hakkımı helal etmiyorum. Allah'ından bulsun. Evet ben de dişimizle tırnağımızla bir yerlerde işte ev sahibi olabilmek için bugünlere kadar biraz birikimimiz oldu. Dedik ki ev sahibi olalım hani biraz daha rahat yaşayalım. Olmadı. Canımız sağ olsun. Paramızı aldığımız için de alacağımız için de huzurluyuz. İnşallah. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah. Hayırlısı olsun. Her şeyde olsun. Bir hayır vardır. Var mı başka son sözlerinizi alacağım çünkü programı kapatacağız. İsmim Yavuz. Bugün Ahmet Metin Karaday'ın açıklamasıyla gerçekten şok olduk. Hani biz buradaki insanlarla komşu olmak istiyorduk. Evet. Gerçekten öyle insanlar tanıdım ki Emre olsun, Murat olsun, bütün hepimiz, Muhammed kardeşimiz 6-7 aydır gerçekten bu işin peşindeydik. Dedik inşallah bu insanlarla komşu oluruz. Birlikte bir şeyler yaparız. Ama olsun bu insanı tanımak da güzeldi. Bundan sonra da iyi bir dostumuz olur inşallah bu vesileyle. Bundan sonra devam eder. Bu şunu söylemek istiyorum. Erzurum'un bir kaderi var. Sahipsiz. Gerçekten çok sahipsiz. Yani bunu buradan halka söylüyorum. Birbirimize sahip çıkalım, destek olalım. Yani belki önümüzde daha zor günler de olacak. Bu belki daha küçük bir olaydı bizim için. Bundan ders alarak önümüze bakmamız gerekiyor. Birbirimize kenetlenmemiz, olaylardan ders çıkarıp devam etmemiz gerekiyor. Şimdi sizde ne gördüm biliyor musun? Evet. Sizde şunu gördüm Sayın Akkoç. Milyarlarını verip de üzülen ama ayrılmak istemeyen topluluk. Vallahi. Bitmesini baksana sorun çözülüyor yani ama sorun çözülmüyor. Diyor ki bir sefer ayrılacağımız için üzgünüz. Naci Bey sorun çözülmüyor. Buradaki herkes yanlış anlıyor. Yok şöyle. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. İşin hukuki tarafını iki dakika bana müsaade edin. Buyurun. Şimdi ben işin altını ve hukuki şeyini ben size söyleyeyim. Şimdi burada herkes tamam paramı vereceğim sorun çözülecek. Öyle bir şey yok. Ne zaman paranı verdin? Sen paranı verdiğin zaman seninkinin değeri neydi? Sen şu anda o arsanın değeri ne? Bunu hangi bilir kişiye göre senin paranı verecek? Hangi bilir kişiye göre senden sonra bunu kaça satacak? Arkadaşım bu işler öyle kolay değil. Öyle paranı tamam ya getireydiniz bana vereydiniz. Ayda 200 vereydiniz. Ben de size 5 lira sonra 100 vereyim. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar bak size şunu söyleyeyim. Şimdi böyle bir dünya yok. Bak böyle bir şey yok. Siz o zamanki değerini hiç kimse hiçbir alacağından vazgeçmemeli. Ya Sayın olmamalı. Koç, Sayın Akkoç burada adamlar daire bekliyorlar. Daire gitmiş paralarını kurtarmaya çalışıyorlar. Sen ama benim ki, o zamanki 100 bin... Ya ben bırak o zaman, abi o işler zaman... olmaz. Hayır, bak, Naci Bey, Naci Bey, ortada... siz parayı verirken ekmek kaç liraydı? Hayır, bir saniye. Orayı 50 kuruştu. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi 1 liraya... Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika, arkadaşlar. Sayın Dursun Ali Bey.
Biz artık paramızın peşine düştük. Arkadaşlar, paramızı tamam, kurtarmanın peşine düştük. Bakın, aman, bir tane sike davası, bir tane bir dakika. Ya herkes bir tane sike davası, bir tane söylemden başladı. Abiciğim bak tamam ben sen... Bakın bu Erzurum'da bu kadar insan ben kardeş, bunun peşine bana düşemem. Benim avukatı, ne için? Avukatı Emre benim ismim. Emre bak avukata verecek param kalmadı. Abiciğim iki dakika dinle. Ben bunu siz burada sizin menfaatinize bir şey söylüyorum. İki dakika dinleyin beni. Bak şunu diyorum ben. Diyorum ki siz bu parayı verirken 50 kuruşa ekmek alıyordunuz. Doğru. Bunu farkındayım. Demek ki sizin paranız iki katı şu anda. Evet. Ya kimden alacaklar? Hiç alamazsak kimden alırsa alsın. Bir dakika kimden alacaklar? Neyim? Kimden alacak parayı? Naci Bey. Bir bu sen almasın. Bir dakika. Dursun Bey. Dursun Bey. Ama bir dakika. Dursun Bey. Cumhuriyetinde yaşamıyoruz. Devletin hukuku güzel var. Güzel abi bir dakika. Dursun özür Bey. Özür diliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ahmet Metin Karadayı ne kadar zarar etti burada? 60 lira. Ya iş yapmış. Bunlar yatsın kalksın dua etsin ki Ahmet Metin Karadayı o parayı geri verecek. Öyle bir Dursun şey yok. Bey. Şeyi gösterip şimdi şöyle Naci bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kötüyü gösterip öbürüne razı etme mantığı bu. Başka bir şey değil ki. Dursun Bey. Bloklar şöyle herkes söyleyeyim. Çalışma yapılmış. Herkes bloklar dikilmiş çalışma Naci yapılmış. Naci Bey bak şu anda bu insanların mağduriyetini konuşuyoruz. Naci Bey. Arkadaş diyor ki. Mağduriyetini. Devlet vurmuş. Müteahhit vurmuş. Erzurumlu vurmuş. Almış parasını kullanmış. Gel ben sana aldığım paranın aynısını vereyim. Ya herkes vuruyor. Ya abi güzel abi oraya abi kadar... bak şimdi biz belediye eleştirdik mi eleştirdik. Şahsi eleştiriyor muyuz eleştiriyoruz. Burada insanlar burası tekrar söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burası Papa Yenige değil. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Bu devletin savcısı var. Bu devletin avukatı var. Bu devletin anayasası var. Ben her programda söylediğim gibi sonuna kadar hukuka güvenilmeli. Sonuna kadar bir dakika. Hukuki olarak tamam, hakları savunmalı. Naci Bey. Bir sorun var size. Hanginiz mahkemeye müracaat ettiniz? Bir dakika bir dakika. Naci Bey. Hanginizin sözleşmesi mahkeme tarafından kabul gördü? Kabul görmedi. Kimi vereceksin abi? Kimi şikayet edeceksin? Abi, savcı dakika. Bu kadar ilan yapıldı. Niye soruşturma açmadı abi? Naci Bey. Biraz bu taraftan düşüneceğiz. Yani Naci Bey. Elinde bir tane sözleşme kağıt parçası abi şu. İki tane Naci imza Bey. Ne kadar geçerli? Naci Bey. Yani Ahmet Metin Karadayı bugün bunlara dese ki ödemiyorum kardeşim ne yapacaksın? Naci Bey. Mahkemeye verse ne olacak? Şu an şimdi Dursun Bey'in hani söylemiş bakın, olduğu. Bakın bir inşaat firması daha arkadaşlar bırakıp gitmiş. Evet. Onu önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Bulutlar mı? Şükrü Paşa'da özellikle Terminal Mahallesi'nde inşaat yapıp 32 vatandaşı dolandıran bir müteahhit daha var. Naci Bey. Adam gitmiş. Dolayısıyla da onu da önümüzdeki programda inşallah açıklayacağız. Ben son olarak mesajlarınızı alalım. Çünkü bugün vaktimizi de Naci bana Bey, açtık. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Dursun Bey'in bahsetmiş olduğu hani bizi bilgilendirmek amacıyla. Hani evet. Bu şekilde de arkadaşlar hakkınızdan vazgeçmeyin. Tabii. Atıyorum ben kendimden örnek vereyim. 2012 yılında 105 lira para vermişim. Şimdi ama bak. Senin paran mesela şu an 140 liradır ya da 150 liradır. Ben şunu söylemek istiyorum. O hepimiz Erzurumluyuz. O hepimiz Erzurum çocuğuyuz. Tamam. Şu ana kadar ben bu şekilde bir sevinçli bir haber almamıştım. 6-7 aydır neyi vermişiz, neyi almamışız, neyi şey yapıyoruz, bölüyoruz arkadaşlar. Ben şu an 105 lira benim paramı versin. Üzerine de desin ki ben sana ya 20 lira da paranın faizini vereceğim ben kabul etmem. Benim kadar mağdur bir insan varsa o da Ahmet Metin Karadayı'dır. O insan da mağdur oldu. Kimse böyle olsun istemezdi. Hiç kimse işinin bu şekilde olmasını istemezdi. Ben kendimden 2 sene önce 105 lira vermişsem 105 lira mı alırım? Onun üstüne almam. Evet. Çünkü burada herkes sağduyulu olması gerekiyor. Çünkü herkes mağdur burada. Aynen. Kısa alırsak çünkü... Şunu söylemek istiyorum Naci Bey. Bakın bir tane şike davası televizyonda bir tane demeçten başladı değil mi? Aylardır meydanlardayız. Aylardır ya bağırıyoruz, sarkıyoruz. Bak halen daha sesim gelmedi yerine. Bu ülkede, bu memlekette bir tane savcı yok muydu bizim hakkımızı koruyacak? Ben de biliyorum sizin söylediğinizi. Tabii ki ben de vazgeçmem ama bunu biz değil, bak benim param yoktur avukata verecek. Yalan mı konuşayım ben? 10 milyar istiyor avukatlar. Evet. Diyorlar ki bize 100 tane adam getirin. Sizin davanıza bakalım. Evet, 1 trilyon para yapar bu. Bunu duysunlar. Savcılarımız harekete geçmeliydi. Geçmediler. Bakın geçmediler. Arsalar el değiştirdi.
O ona gitti, ona gitti. Buna biz mücadele ettik, şuradaki insanlar. Bir tane savcımız çıkmadı. İsimlerini açıklamak istemiyoruz. Büyük firmaları sizden biliyoruz. Mikrofonla konuşursanız. Şu anda büyük firmaları isim olarak açıklamak etki olarak yanlış olur. Bunları siz iyi biliyorsunuz. Dört tane firma. Bu dört firmanın arasında biz 1000 taneyi hiçe sayıldık. Buradaki pastanın büyüklüğünü Sayın Belediye Başkanımız da biliyor. Sizler de biliyorsunuz. Ahmet Metin Karadağ da biliyor. Bu pasta içerisinde bizleri yok saydılar. Ve şunu geçen günü Sayın Bakan'ın belediyenin Kültür Sarayı'ndaki toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı gururlanarak şunu söyledi. Belki sizler de oradaydınız. 1000 tane insanın parası gitti ama 5000 kişiyi ben kurtardım orada. Deprem bölgesiymiş. Doğrudur. Deprem bölgesi olabilir. Ama tünel kalıp sistemiyle bu binalar dikildiği zaman 14 kat bir gecede dikilmedi. Bunun çözümünü sen yine yapabilirdin. Kazıklama beton sistemiyle sen o binanın etrafını kazıklardın, enjeksiyonunu yaptırdın, sağlama alırdın. Bu rant dönsün diye bizleri yok ettin. 71 dönüm araziyi yanlaşlarına mı, vata kime ise Ahmet'e, Mehmet'e bizleri yok ederek başladın. Ha, şu anda bizim tek sevindiğimiz nokta şudur. İnşallah o da yalan olmasa. 2 ay içerisinde paranızı vereceğim. İnşallah. Ama son olarak ben ablama vereceğim. Ablam çok güzel şeyler söyleyecek herhal. Türküsü var. Ablamdan önce bir arkadaşımız söylerdi. Naci Bey, şimdi Dursun Ali Bey diyor ki birer kağıt. Siz dediniz, pardon. Bu bir kağıt dedi, sözleşmeden ibaret. Senet yerine de geçiyor. İmza atmış yönetim kurulu başkanı Karadağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karadağ. Bunlarla senet gibi hakkımızı da arıyoruz. Paramız, verdiğimiz meblağ da belli. Aldığımız arsanın baftası katı, ben 220 milyar verdim. Ben 220 milyarın rengini 210 milyarda görsem o gün bir uyku alacağım sabaha kadar. Rengini, parayı değil. Ben 7 aydır 8 aydır yattığım yok. Sayın Sekmen Bey'in, Sayın Başkanımızın villası var. Güzel koruması var. Maaşını alıyor. Ben bütün birikimlerimi getirdim verdim. Bir de eski evim vardı, Yenişehir'de sattım. Yarın orada kentsel dönüşüme girerse orada da büyük bir kaybım. Hepsini sildim. Şimdi Ahmet Karadağ'ın haklılığı nerede? Adamın önünü kestiler. Adamın işini durdurdular. Ödeyecek olanlar parasını ödemedi. Bankalar, o devlet bankaları zaten bir sene önceden başlamış diyordular ya, yok işte bunun çok açıldı falan filan. Adamın paralarını ödemediler, çarp durdu arkadaş, bir kavuşak tıkanır ya. Ahmet Karadağ'ı öyle tıkadı Sayın Başkan, bu 1000 kişinin en az 6 nüfusu var, 6000 kişi eder, 6000 kişi hakkımızı helal etmiyoruz Mehmet Sekmen'e. Etmiyoruz. Allah'ımız var yukarıda, evet. Ne bir siyasete ne bir siyasi mensuba mensubuz, ne de partiye kayıtlıyız. Biz Saadet Adaşı'z, Erzurum'un halkıyız. Yanlış değerlendirmesin. Arkadaşlarımızı tehdit etmiş. Sayın memleketimizin İçişleri Bakanı olan Sayın Efkan Ala, kendi vatanımızın çocuğu, kendi hemşerimiz, canımız, ciğerimiz. Onun yanında tehdit ediyor. Yani sen Büyükşehir Belediye Başkanısın. Senin vatandaşlar gelmiş senden bir medet ummuyor. Senden bir medet ummaya gelmiş insanlar hiç değil orada tehdit edip de ağlatma. Arkadaşımız ağladı, ağladı. 1 saat kapıda ağladı. Bu böyle yakışır mı bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na? Ha, orayı nasıl değerlendireceklerse biz Allah'a havale ediyoruz. Evet. Başka sözüm yok. Evet. Şimdi bizler bu 6 aylık süreçte gerçekten arkadaşlarımızla hep bir bütün olduk. Çok yıprandık. İnanılmaz derecede yıprandık. Evet haklısınız. Belki ben de 2012'de aldım. Benim param şu anda olsaydı daha kıymetli olacaktı. Ama Ahmet Metin Karadağ'ı verdiği sözde durursa, paralarımızı iade ederse bizler buna razı olacağız. İnşallah sözünde durur. Daha önceden verdikleri hiçbir sözde durmadılar çünkü. Biz bunun takipçisi olacağız. Yine önce olduğumuz grupta yine faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kesinlikle bırakmayacağız ve bu haklı davamızı kazanıp ya evlerimizi ya paramızı geri alacağız. Evet.
Teşekkür ederiz. Şimdi Naci Bey bir şey söyleyeyim. Buyursunlar. Ben 28 yaşında bir vatandaşım. Evet. Yani 13 yaşından beridir el kapısındayım. Öyle bir hayal kurmuştum ki hani ben o parayı alıp da sevdiğim insanla bir yuva kurmak istemiştim. Yani öyle bir hayalim vardı ki sevdiğim insanla evi alacaktım. Ya konuşamıyorum ya. Sevdiğim insanla bir yuva kuracaktım. Geldi bu sekmen. Evet. Hani su, arkadaşa bir su verelim. Cengiz. Ya bizim psikolojimiz bozuldu. Ya psikolojimiz bozuldu. Psikiyatriye hani bir türkü var. Allah'a emanet olasın Erzurum diye. Naci Alkır'dı değil mi abi? Yani Allah'a emanet olmuş Erzurum'un bu hali beni gerçekten çok üzüyor. Anadolu'nun, Nene Hatun'un torunlarına, Erzurum'un yiğit delikanlılarına vatanı için canını hiç düşünmeden dadaşlara bu yapılmamalıydı. Hiç diyecek bir kelime bulamıyorum. Ahmet Metin Karadayı'ya da teşekkür ediyoruz ve Kanal 25 ekibine, Naci Bey'e ve Kemal Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Son olarak onu diyorum. Mazlumun ahı çıkar aheste aheste. Kim zerre kadar iyilik yaptıysa onun karşılığını bulur. Kim zerre kadar kötülük yaptıysa onun karşılığını bulur. Bu dünya sadece toprağın üstünden ibaret değil, bir de toprağın altı var. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet sevgili ben... Bir saniye bir Dursun Ali Bey'e bir şey soracağım. Bir tek kısa. Buyurun. Dursun Ali Bey, çok güzel konuştun. Sen bizi düşünerek. Evet. Doğru. Dedin ki geçen sene vermişten 200 milyar bu sene diyorsun 200 milyar elime geçsin razıyım. Evet Dursun Ali Bey de diyor ki geçen sene ekmek 500 kuruşuydu 1 milyon olmuş. Bizim başka çaremiz yok Dursun Ali Bey bizi düşünerek diyor kanun da o. Allah'ın emri de o. Beni mağdur etmeden paramın farkını koyup verecek ama şu anda Ahmet Metin Karadayı da zararda. Biz zaten bitmişiz. Şimdi Dursun Ali Bey'e teşekkür ediyorum. Yani biz yanlış anlamasın. Çok doğru diyor ama ben diyorum paramın 10 lirası da eskici olsa ben bir paramı göreyim de öyle öleyim ya. Allah kezinden versin. Sayın Akoç yarın senden biz çok konuşuyoruz. Atışacağız. Yarın bizim gerçekten konuşacak çok şeyimiz var bu konuda. Evet. Yarın ola hayrola. Yarın ola hayrola diyeyim ben. Evet. Allah yar ve yardımcılar olsun. Amin. Gerçekten Erzurum. Erzurum. Zor canın şehir. Canın çıkı Erzurum. Zor şehir. Zor Erzurum şehir. Zor şehir. Vefasız şehir Erzurum. Evet. Sevgili seyirciler, biz Erzurum'da haftanın ilk iş günü saat 13'te başladık. Normalde 60 dakikaydı programımız. Şu an bakıyorum 60 dakikayı çok 80 dakikadır yayındayız. Tabii bir yanda mutluluğumuz var, bir yanda üzüntümüz var. Üzüntümüz Erzurum'un en büyük projesinin artık olmayacağı. Sevincimiz mağdur olan insanların bir umudu oldu. O da Karadayı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Metin Karadayı'nın büyük bir erdemlilik göstererek programımıza katılması ve mağdurlar için umut verici açıklamalarda bulunması bizleri de sevindirdi, onları da sevindirdi. Ama dediğim gibi, hani gelişmiş bir Erzurum istiyoruz, hani kalkınmış bir Erzurum istiyoruz diyoruz ama bunu yapamıyoruz. İşte son örnek, New City projesi durdu, yapılmayacak. Bu mu kalkınma, bu mu gelişmişlik diye sormadan edemiyoruz. Ama biz yine de her şeyin hayırlısı diyoruz. Tabii ki bu konunun yine takipçisi olacağız. Kanal 25'in kapısı herkese açık. Birileri Kanal 25'i hafife alıyor. Birileri Kanal 25'i küçük görüyor. Birileri diyor ki aman canım kim izliyor? Ulusal televizyonu da var Erzurum'un. Ama yayın yaptığı yayın da belli. Hangi Erzurum'un sorununu dile getirmiş, hangi Erzurum'un konusunu ele almış o televizyon ben de merak ediyorum. Aslında ben şunu da söyleyeyim. Yayıncılık, kamuoyunu bilgilendirme çok çok önemli bir görevdir. Tarafsız olmak çok çok önemlidir. Biz hiç kimsenin propagandasını yapmıyoruz. Yapmayacağız da. Parayla kalemimizi satmadık, satmayacağız da.
Açlıktan ölsek dahi ki bu dünyada kimse acından da ölmez. Ama 3 liralık arabaya bineriz. Onlar biner 20 liralık arabaya. Neyse. Dediğim gibi kaliteli, tarafsız, objektif bir şekilde Kanal 25 yayın yapmaya devam edecek. Hele bir de o uyduya çıkarsak varsın diğer televizyonlar, aman Allah'ım ki neyse. Evet. Ana kumanda masasında Oktay Polat, kamerada Murat Kargın, Cengiz Han, koordinatörümüz Murat Erener ve ben Naci Ergen. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Sayın Dursun Ali Akkoç'ta yine burada olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.